Soğuk kış aylarının sıklıkla karşılaşılan hastalığı olan üst solunum yolu enfeksiyonları hayvanlarda da benzer rahatsızlıklara sebep oluyor. Dışarıda yaşam mücadelesi veren sokak hayvanları direkt soğuğa maruz kaldıklarında yakalandıkları grip, nezle gibi hastalıklarda tıpkı insanlar gibi burun akıntısı, yaşlı gözler, eklem ve boğaz ağrıları gibi semptomlarla karşılaşıyor. Konuyla ilgili konuşan veteriner hekim Abdülhamit Ançam, sokak hayvanlarının tüylerinden dolayı üşümez algısının yanlış olduğunu belirtti. Dışarıda genelde bizdeki gibi montumuzu giydiğimiz zaman, dışarı çıktığımız zaman biz nasıl üşüyorsak onlar da aynı şekilde, özellikle yavru, kedi ve köpeklerde, yaşlılarda, direnci düşüklerde, hastalarda, bunlar tabii vücut ısısında beslenemedikleri için, vücut ısısında koruyamadıkları için daha çok etkileniyorlar. Kesinlikle üşümüyor diye bir algı yok. Yanlış. Onlar da bizler gibi üşüyorlar, hasta oluyorlar. Grip, nezle, faranjit hepsini olabiliyorlar. Islandıklarında hele bu soğukta sabaha kadar dayanamazlar. Barınmaları için küçük de olsa, kediler her yere girebilir çünkü. Ufak da olsa bir koli, rüzgarı kesecek kadar bir yeterli bir alan oluştursa yeterli. Kulübe tarzı, köpeklerde de kulübe tarzı alanlar oluşturulabilir ki çevremizde var. Çam ayrıca hasta hayvanların tedavi sürecinden de bahsetti. Tedavi süreci yani gelen hayvanın genel durumuna göre değişiyor. Genci, yaşlısı, bağışıklığı iyi olanı, yemek yemeyeni, ona göre değişiyor tedavi durumu. Elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle iştahlarını takip etsinler. Genelde evlerde sıcak olduğu için cam kenarındaki mermerler, fayanslara yatabiliyorlar serinin olması için, ama tabii ki bunun farkında değil hayvan serinlemek için durduğu için.